Soygunuz kızarttı. Nişastasını keşke alsaydınız, daha kıtır olurdu patatesleriniz. Salça sosu zaten hazır. Salça sosu sulandırıp vermişsiniz. Etlerinizi de düdüklüde yapmışsınız. Keşke biraz normal suda haşlayıp ondan sonra bir soteleme işlemi yapsaydınız daha lezzetli olurdu. Ya bir saniye, çökertmede nereden çıktı haşlama? İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Ne iş var çökertmede haşlamanın, düdüklünün ya? Atarsın eti tavada, sotelersin. Niye böyle bir şey yaptın sen? Evet. Haşlanmış hasta yemeği gibi bembeyaz et. Baksana rengi ruhsarı kaçmış zavallı. Az sonra gidiyor yani, köprüden önce son çıkışta. Zuhal Hanım, bu çökertme değil zaten. Çökmüş değil zaten. Ve jülyen değil, etler parçalanmış. Kusura bakma yani şimdi haşlamanı anlayamıyorum. O mantık, o şey nereden geldi belki o kafa işte sana? Soteleyip sadece pişiremeyebilir. Kızarmış onu düşünerek olacaktı. Şey yapmış ama hafif bir haşladıktan sonra soteleyebilir. Ya ne haşlaması arkadaşım, yumuşacık et, onu marinasyonda biraz beklet, bir soğan suyu. Hatta eğer ki çok tazeyse, kefille çok de, güzelse de ete ona yani bile gerek yok. Hani yarım saat diyelim ki bekledi sütle veya soğan suyuyla falan filan. Yumuşacık bir et, onu atacaksın. Tavada ben çok sık yaptığım bir yemek. Yani haşlama, ilk defa haşlayan birisini görüyorum düdüklüde şeyi. Yani Hilal Hanım'ın menüsünde iki tane el açması olduğu için sanıyorum biraz bunu kolaya kaçmış. Bunu anlayamaya es geçmiş diyorsun. Kaçmış. Peki devam edelim. Onun dışında ne söyleyeceksin Yusuf? Ya onun dışında daha tabağa söyleyecek bir şey yok. Sunumu da zaten kötü. Servis biraz küçük. Salatanın sunumu da doğru değil. Yani hiç değilse bir renk ahenkli olsaydı kıvırcığı bu tarafa, mor lahanayı bu tarafa, havucu bir tarafa yapıp bir sunum yapabilirdiniz. Keşke öyle yapsaydınız. Peki Mülkiye'yi de dinleyelim. Zuhal Hanım, yani bugüne kadar bence ana yemeklerden en iyisi benimkiydi. Çünkü dün çiğ bir et vardı. Bugün fazla pişmiş bir et var. Ve bembeyaz rengi, salça pişmemiş, patatesler sulanmış. Yani karışık kuruşuk bir yemek, salata da aynı şekilde görselliği. Benimkine çok laf yaptılar eşit değil diye ama kocaman kocaman marullar. Yani gerçekten beğenmedim. Ya sorunlu olan bir yemeği ben de savunmayacağım ama bu da sizin şelaleye dönmüş. Benimki de çökmüş. Benim şelalem çökmedi. Benim şelalem gayet lezzetliydi. Şelale çökmedi zaten. Kurumuş bir şelaleydi. Sadece bezelyesi eksikti. Kurumuş da falan değildi. Bence lezzetliydi. Suluydu. Evet. Erdem? Valla o kadar herkes aynı şeyleri söyledi. Ben de şöyle söyleyeyim kendi eleştirimi olarak. Dediğiniz gibi bu yemekteki hani patates çok önemli bir. Çıtırlığı çok önemli. Tabii. Biraz daha fazla böyle hani göze hitap edip böyle tepeleme gibi üstüne etleri. Hafif kubbemsi olacaktı, kubbemsi o böyle olacak bir şekilde daha olması gibi. Daha güzel. Etler yani herkesin dediği gibi katılıyorum. Bembeyaz. Çok hoş olmamış. Sunumu da çok beğenmedim. Sosu hiç beğenmedim. Domates, hani salça niye, sosu salça hiç beğenmedim. Niye salça hiç pişmemiş? Sanki almışsın salça kavanozundan buraya koymuşsun. Suyla açmış. Salça sosu da olmaz zaten. Keşke evet hani. O da olmaz zaten ama. Keşke gene de yani. Hayır şöyle olur. Bir iki domates rendelersin. Bir tatlı kaşığı da salça koyarsın. Renk tat versin, kıvam versin diye ama. Baharatı maharatı da yok tatlım, ben çok şaşırdım. Çok başarılı bulmadım yani, hiç başarılı bulmadım. Salata da aynı şekilde Mülkiye Hanım'a katılıyorum, çok büyük doğranmış. Keşke biraz daha küçük doğrasaydınız çünkü almakta da çok zorlandım. Ama salatanın tazeliği güzel, fresh. Fresh yani, evet, şey mevsim yok. Salatası. Ben sosunu da beğendim zaten ama dediği gibi bir göbek ortaya, bir havuç, havucun üstüne kırmızı lahana, böyle bir şekil şükür olabilirdi. Evet. Ama yani bu salça falan ben gerçekten çok şok evet, içerisindeyim şu an. Yenilebilecek yani şu ana kadar çok güzel gidiyordun ama ana yemeği nasıl es geçtin anlayamadım. Yani ben eminim sen daha yaptırdım. Güzel çökertme yapıyorsundur. Evet. Kabul ediyorsun herhalde sen de. Ortada yani es geçmedim. İlk defa yapmadın. Yok hayır. Tamam. Sürekli yaptığım lezzet ama bugün böyle bence oldu. El açmalarından buna sıra gelmedi. Teşekkür ederiz, eline sağlık. Ama tabii şimdi baklava gelecek, o da esaslı bir tatlıdır. Dur bakalım. Ana yemek çok önemli bence. Dün de doymadık, bugün tabii de doymadık ana yemekte. Ana yemek genel önemli. Kesinlikle katılıyorum. Ya el açması var diye de ana yemekten bence olmamamız gerekiyor. Çünkü şu anda yiyemedik bu yemeği. Hepsi iyi değil. Güzel de bir yemektir çökertme. Yani çok güzel, ben de çok severim. O çıtır çıtır, mesela patatesi nasıl bir soğuk suya koymazsın veya bir buzlu suya? Bir şey alsaydın nişastasını, ki çok önemli burada patates, evet, çıtır çıtır. Bir de biraz zaman kaybı olduğu için. Ama ne kadar zaman geçerse geçsin, eğer gerçekten buzladıysanız falan o çıtırlığını kaybetmez yani. Aynen, çok önce kızartmasaydınız. Ya zaten en son raddede kızartacaksınız da. Hani bilmiyorum. Rica ederim. Bunlar bana hileli yapacağı hatalar gibi gelmedi. Bilemiyorum artık. Mücver de karışmış aslında. Ben her şeyimi yetiştirdim. İki kere güzel yaptım.
mücadele evet. karışmış gibi bir hissettim. Bir yandan da baklavayı gerçek. Düşünüyordur. Aynen. El açmalarını düşündüğü için. Güzel. Düşündüm. El açması güzel ama böyle. Mücvera hariç her şey güzel evet. yani. Ya benim menülerimin yetişmesine rağmen benim. Bana 5 verdi. Yani ben şu an şaşkınım. Sizin bu benim menüm de yetişti, yetişmedi değil. Evet eksik bir yetişmemiş, şey yok. Yetişmemiş, yani mücveri yapamamışsınız. Yetişmemiş demeyelim, olmamış olabilir diyelim. Mi? Yoksa yetişmiş, doğru. onun da eksiği yok. Senin de yoktu, dün Yusuf'un da yoktu. O anlamda ama mutfağına sokmadı şey hanımefendi. Yani ben mutfağına girmek yani. İsterdim. Benim mutfağım tertemizdi. Ben ve sabahtan hazırlandım. Zamanım kaldığı için hazırlanmadım. Ya tabii şimdi onun birazcık daha işte hamurlar mamurlar falan iki tane el açması olduğu için birazcık daha karışması evet. Ama tabii ki bu mutfağı temizlemeyeceksiniz öyle bırakın olduğu gibi kalsın demek anlamına da evet. gelmiyor. Risk mümkün. Aldıysan yani bunu yapacaksınız. Bütün bunları yapıp mutfağını evet. fiyurupak bırakan da gördük. Plan program, izan plas dediğiniz şey burada plan, devreye giriyor aynen. herhalde evet, Yusuf. İzan plas çok önemli. Her şeyi buradan. Önceden ayarlamak, kullanacağın aynen, alet aynen. edevattan baharatlarını hepsinin koymak. Hepsinin yerini çok iyi bilmek lazım. Mesela sen orada küçük bir kaba kekiği önceden boşaltsaydın, sen onu hoş diye poşetten dök kaçmazdı. Senin de çorban gayet güzel evet, oldu. Ben de öyle yaptım. Baharatları yani çay kaşığının ucuyla şey kaptan almak başka. Tuzu veyahut baharatı poşetten boşaltınca kaçar onu. Nasıl dengeleyeceksin? Ben kesiyorsun. Tuzu mesela evet. elimle böyle attığımda oranını tutturuyorum. Ben de öyle yaptım tuzu. Serpmeli tuzluktu ama bir yine elime döküp öyle yaptım. Zühre Hanım mutfak buradan biraz gözüküyor. Alışkanlık. Geniş. Yani geniş olmasına rağmen toplayamamış. Geniş benim mutfak. Mutfağım küçüktü. Senin daha küçüktü. Ama evet. ben ya her şeyi topladım. E tabii canım bravo. O da önemli bir şey tabii ki mutfak. Hijyen. Evet hijyen hani önemli benim dağılır, için. Dağılır dağılmaz dağılır. Diye bir şey yok. Hı-hı. Mutfak dediğin dağılır da. Temizlik, hijyen önemli. Yani yemeklerin üzerinin kapatılması, açıkta bir şey kalmaması yenilecek belki şeylerin. Belki de açıktı üstleri biz şu an göremedik. Yok kapalıydı. Kapalı mıydı? O konuda içiniz rahat tamam. olsun. Her şeyin üstü kapalıydı. Yani bize sunacağı şeyler kapalıydı. Çökertmeyi görmüyor. Etleri tenceresindeydi. Ama ben hala çökertmenin şokundayım. Çökertmeyi şok yani. Ben şeyi İlk anlamadım. Yani haşlamasını anlamadım. Ya nasıl pişmeyeceğini düşündü ki onu bonfile. Bir de soğuktu. Soğuktu. Benim yani 3 gündür bir tek yenen yemek benimkiydi. Daha önce ben onu sordum. Yaptın doğru. Ana yemek olarak diyorsan doğru. Evet soğuktu da. Salça bildiğiniz çiğ salça ben buna inanamıyorum. Salçayı sulandırıp getirmiş sadece. Ben o yüzden sordum. Daha önce yaptım. Hani belki risk alıp yapmadığı bir şey mi yaptı ki için. Hani denk getiremedi yaptım dedi. Evet. Aslında o salçanın böyle pişmesi lazım. Tabii ki. Madem salça kullanıyorsun. Ya salça zaten tek başına kullanmaması hadi lazım. Hadi onu kullandın. Yani aynen. onu pişirmesi gerekiyordu salça kesinlikle. Çiğdi. Kesinlikle. Zuhal Hanım bir tek böreği beğendim. Onun içinde biraz çiğdi. Yani son dakikaya ana yemeği bıraktıysa el açmalarından hani. Öyle sonrasında... mi oldu gürbüz? Zuhal Hanım önce hamur işlerini yaptı ve biraz ağır davrandı. Ağır mıydı? Evet, biraz ağırdı. Biraz ağırdı diyor yarışmacının temposu. Yani son dakikalara doğru yaptıysa el açmalarına öncelik verip, yani dolayısıyla yapılır, zaten öyle yapmasını yapabilir. Mantıklı yapılacak olması gereken. Zaten çok çabuk olan bir yemek. Aynen öyle. Et de çok çabuk kıvamını alıp pişen bir ettir. Bu yumuşak evet. etlerden olduğu ben için dediğim gibi. Yaptım. Önce mesela hı-hı. marinasyonu yapıp bir streç filmle ağzını kapatıp o et zaten bonfile. Hı-hı. Ne canı var ki? Aynen. Evet. İçinde sosuyla o güzelce iyice yumuşayacaktı. Alacaktı sütü veya soğan suyunu. Onu hemen tavada at şey patatesi de bekletecekti. Mesela ben olsam başlarken önce bir patatesi soğuk suya kalsın ya. Kalacağı kadar. Aynen öyle. Eti de kalsın marine edilsin buzdolabında. Son aynen. yarım saatte çökertme çıkar. Çıkar kesinlikle yani. Çıkar. Ama yetiştiremeyeceğini anladığı için sanıyorum domates sosu yerine salçayı boca edip getirdi diye düşünüyorum şu an. Son dakikaya bırakması. Yapacak bir şey yok. Ama tabii baklavası aynen. gelecek ona bakalım. Diğer evet, yemeklerini de es geçmeyin tabii ki beğendiğimiz, sevdiğimiz yani lezzetleri de unutmayalım. Benim için en önemli yemek ana yemek. Tabii ki ana evet. yemek doğru. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Benim için en önemli şey evet. ana yemek. Doymadan da tatlı yiyeceğiz şimdi. Böreği yeseydiniz, börek İnşallah çok güzeldi. İnşallah tatlıyla kurtardım. Böreği de falan çiğ geldiği için ben yok, de değildi, çiğ açıkçası. Değildi, yok. Böreği güzel, çok güzeldi. Börek güzeldi ama İncici tatlı kaçmış. Da inşallah böreğin performansındadır diye bekliyorum bu ana ben yemeğe bakarak. Ben iyi olacağını düşünüyorum ya. İyi düşünelim, iyi olsun öyle diyelim bari. Ben tabii gördüm, i̇yi görüntü olsun. Olarak güzeldi baklava. Hı-hı. Ama şerbetin akışkanlığı, pişmesi, çekmesi içinde kullandığı cevizi yani mesela yeterince... Mesela bu burma baklava, oklava baklavası da değerler, büzgün baklava da. Hep böyle baklavalar geldi. Arasında biraz eziklenen bir baklavadır. Evet. Basit diyorsunuz kolay. Ama mesela o da çıtır çıtır olacak mesela. Onun da evet. püf noktaları var. Hem yanmaması lazım. Şerbetle de güzel yanmaması evet. lazım. Evet. Az pişerse beyaz kalır, hamur kalır. Evet. Onun da mesela sıcak dökerse içine, yumuşar.
İçine daha çok şey malzeme, cevizi birazcık daha veya ne koyacaksınız daha çok hissetmek isteriz. Şerbeti duru olursa hamur olabilir. Evet. Onun da yani riskli noktaları var. Sonuçta baklava yani. Koyu kıvamda ağdalı olması lazım. Evet. Evet. Ve yerken hafif bir akması evet, da. Limon evet, biraz diyor herhalde o şekle getiriyor onu. Evet, limonunu ağdalaştırıyor şerbeti. Eğer şerbeti yaparken limon kullandıysa o kıvamı vermiştir. Dur bakalım bir gelsin. Bakalım. Çökertme kebabı isminden aldığı gibi çökmüştü. Bir kebap yoktu ortada. Onu ben çökertme kebabı olarak görmedim, değerlendirmedim zaten. Hani lezzet zaten görünüşüne baktığınızda tatmak bile istemedim. Konuşulmaya gerek yok zaten, direkt offside'tı. Sadece bonfile dedi ama o et bence bonfile değildi. Yani kasaptan aldı, kendisi de bilmiyor bence bonfile eti mi. Büyük ihtimalle kasap kontrafile verdi. Yanlış yapmış eti, haşlamış, bir de düdüklü de haşlamış. Direkt sote yapsaydı zaten pişerdi o et. Gayet de lezzetli olabilirdi. Ona çökertme kebabı dersek çok ayıp olur. Bodrum'a ayıp olur. Bodrumlara çok ayıp olur. O yüzden ona çökertme kebabı demeyelim. Patates kızartmasının üstüne haşlanmış et desek daha doğru olur. Salça sosu kesinlikle olmaması gerekiyor. Domates sosu kullanması gerekiyor. Yani içliş, pişiriş her şey yanlış. Haşlanmaması gerekiyor eti. Ama ana yemek tamamen bir felaketti.